Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle liseye geçen arkadaşlar için 9. sınıf konularını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar mbaeğitim.com sitesinden alıyorum bu konuları. mbaeğitim.com sitesi arkadaşlar güncel olarak paylaşımları yaptığım bir site. Bu sitedeki bütün paylaşımlar arkadaşlar günceldir. Bu siteyi rahatlıkla takip edebilirsiniz. İkinci bir konu arkadaşlar, Instagram adresimiz mba_hanifehoca. Bu adresimizden veya mbaeğitim adresimizden arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz. Son bir konu arkadaşlar, öğrencilerimize yönelik kamplarımız ve online özel derslerimiz oluyor. Eğer böyle talepleriniz varsa, kamplarımıza katılmak isterseniz veya online ders almak isterseniz mba_hanifehoca Instagram adresimizden arkadaşlar bize mesaj atabilirsiniz. Şimdi liseye geçen arkadaşlar için 9. sınıf konuları nelerdir? 2021 müfredatına göre 9. sınıf konuları nelerdir arkadaşlar? Tek tek matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya ve İngilizce konularını arkadaşlar tek tek bakacağız. Şimdi arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan 9. sınıf matematik konuları, birinci dönem konuları nelerdir? Bunlardan bahsedelim. 9. sınıf arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi yani YKS, üniversite sınavına hazırlığın ilk aşaması olduğu için çok önemli. Ve siz 8. sınıftan çıktıktan sonra yeni bir hayata başlıyorsunuz. Dolayısıyla 9. sınıf çok önemli arkadaşlar. Buradaki derslerinize gereken önemi mutlaka vermeniz gerekiyor. 9. sınıfa geçen öğrenciler neler yapmalı ile ilgili kısa bir videoda çekeceğiz arkadaşlar. 9. sınıf matematik konularına değinecek olursak arkadaşlar, birinci ünitemiz mantık arkadaşlar. Mantıktan başlıyor. 9. sınıf birinci üniteyi mutlaka yazın, tekrar edin arkadaşlar. Mantıkta önermeler var. Bu tarz bir şey arkadaşlar. Bileşik önermeler ve niceleyiciler var. İkinci ünite konusu arkadaşlar 9. sınıf matematikte kümeler bulunuyor. Mantıktan sonra kümeler geliyor. Küme ve mantık kavramını siz ortaokulda görmediniz arkadaşlar. Bunlar sizin aşina olmadığınız konular olduğu için bunları mutlaka tekrar ediyorsunuz. Üçüncü ünite arkadaşlar sizin daha çok bildiğiniz konulardan oluşuyor. Bölünebilme, EBOB, EKOK, birinci dereceden denklemler, mutlak değer, üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran orantı ve problemler arkadaşlar. Bu şekilde birinci dönem bitmiş oluyor. İkinci döneme baktığımızda denklemler ve eşitsizlikler sistemi altında işçi problemleri, havuz problemleri, yüzde kar zarar problemleri, karışım problemleri şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Ve üçgenlere giriyor arkadaşlar. Lise müfredatı bu şekilde zaten. İkinci dönem geometriden devam ediyor. Üçgenler sizin bildiğiniz şeyler arkadaşlar. Bunlar aşina olduğunuz şeyler. Bunları biliyorsunuzdur. Beşinci ünite konular arkadaşlar, eğilim ölçüleri, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, yani veri analizi arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur. Buna benzer şeyleri gördünüz arkadaşlar. 9. sınıf konularını buradaki linkten arkadaşlar bütün konuları tek tek bulabilirsiniz. Matematik konuları bu şekilde. Geldik edebiyat konularına arkadaşlar. Birinci dönem edebiyat konusu Türk dili ve edebiyatına girişten başlıyor arkadaşlar. Edebiyat nedir tarzında iletişim, İşte dille ilgili bazı kavramlar kısmına giriyor. Burayı tekrar edebilirsiniz, yazın. İkinci kısım arkadaşlar hikaye. Hikaye nedir? Hikayenin türleri. Üçüncü kısım şiirden başlıyor arkadaşlar. Şiir çeşitleri. Masal ve fable'dan başlıyor arkadaşlar. İkinci dönem konuları roman, tiyatro, biyografi, mektup ve günlük arkadaşlar. Bunlar da edebiyat konuları. Kısa kısa özet geçiyoruz. 9. sınıf birinci dönem fizik konuları arkadaşlar. Dediğim gibi bunları mbaeğitim.com sitesinden detaylı bulabilirsiniz. Linki de zaten videonun altına koyacağım. Fizik bilimine girişten başlıyor arkadaşlar. Fizik biliminin önemi, bilim araştırma merkezleri, madde ve özellikleri, siz bu konuyu biliyorsunuz, bu konuya aşinasınız. Hareket ve kuvvet arkadaşlar, fiziğinin önemli bir konusu. Enerji, iş güç, enerji arkadaşlar. Isı, sıcaklık ve elektrostatik arkadaşlar. Fizik bu şekilde. Fiziği de geçtik. Kimyaya geldik arkadaşlar. Kimya bilimi, birinci dönem kimya konuları. Kimya bilimi, simyadan kimyaya, kimyanın sembolik dili.
Kısa bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Bunları ders kitaplarından aldım. Yani bu konular müfredata çok uygun. Güncel müfredata tamamen uygun konular. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Atom ve periyodik sistem arkadaşlar. İkinci ünite konusu yine kimyanın. Kimyasal türler arasında etkileşimler arkadaşlar. Buradan kimyasal türler arası etkileşimler, maddenin fiziksel hali, doğa ve kimya arkadaşlar konularımız. Bu şekilde geldik biyolojiye. 9. sınıf 1. dönem biyoloji konuları, yaşam bilimi, biyoloji. Bu şekilde inorganik bileşikler, organik bileşikler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler şeklinde gidiyor. İkinci ünite hücre arkadaşlar. Hücreden devam ediyoruz. Canlılar dünyası, bakteriler, arkeler, işte bu şekilde arkadaşlar bitkiler, virüsler bu şekilde devam ediyor. Bu da biyoloji. Yani bazı konular aşina olduğunuz konular, bazı konular aşina olmadığınız konular olabilir arkadaşlar. Tarih konuları, 9. sınıf 1. dönem tarih konuları, tarih ve zamandan başlıyor arkadaşlar. İnsanlığın ilk dönemleri, Orta Çağ'da dünya, ilk ve Orta Çağ'larda Türk dünyası, İslamiyet'in doğuşu, Türklerin İslamiyet'i kabulü arkadaşlar. Bu şekilde de tarih konuları bulunuyor. Coğrafya konuları arkadaşlar. 9. sınıf 1. dönem coğrafya konuları. Doğal sistemler bu şekilde arkadaşlar. Mevsimler, Türkiye'nin coğrafi konumu, harita bilgisi. 1. dönem bu şekilde. 2. dönem yine doğal sistemlerden devam ediyor. İklimlerden, beşeri sistemler ve küresel bölgeler ve ülkelerden devam ediyor arkadaşlar. Çevre ve toplum. Bu şekilde de coğrafya konuları bulunuyor. Son olarak arkadaşlar 9. sınıf İngilizce konuları. 1. dönem İngilizce konuları arkadaşlar. Yani ünite ünite ders kitabını PDF olarak indirirseniz arkadaşlar bunları da buraya koydum. mevaeğitim.com sitesinden 9. sınıf ders kitapları PDF dediğinizde arkadaşlar bulacaksınız bunları. PDF olarak indirip bakarsanız Studying Abroad, işte Environment, Movies, Woman in Nature arkadaşlar bu şekilde. Yani birinci ünite, ikinci ünite, toplamda 10 ünite var arkadaşlar. Bu şekilde de İngilizce konuları bulunuyor. 9. sınıfta göreceğiniz konular bu şekilde arkadaşlar. Tabii bu konuların bir kısmını biliyorsunuz, bir kısmını ilk defa gördünüz. Özellikle matematikte ilk konular mantık ve kümeler arkadaşlar, bilmediğiniz konular. Bunları mutlaka tekrar ediyorsunuz. Mantık ve kümeler arkadaşlar. Bunu bilmiyorsunuz. Bunu yazın, öğrenin arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.